Reel'in Amerika bürosu haber verir. Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine sayılı günler kala Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrasında Pentagon'dan bir açıklama yapıldı görüşmeye dair. Yapılan açıklamada ikili işbirliği ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Ardındansa iki bakanın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bir açıklamada Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü John Kirby'den geldi. Aslında Kirby bir yazılı açıklama yaptı. Kirby yaptığı açıklamada Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı görüşmede Amerika ve Türkiye arasında savunma konusunda uzun süredir devam eden ilişkiyi yeniden teyit ettiği ve Austin'ın Hulusi Akar'la Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak olan NATO zirvesinde onu görmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylediği paylaşılan bilgiler arasındaydı. Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı konuyla ilgili ve görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. NATO zirvesi öncesinde bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişine bulunulduğu paylaşıldı. Aslında baktığımızda görüşmeye dair çok detaylı bir bilgi paylaşılmadı ama bu görüşme için şöyle dendi. 14 Haziran'da gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde görüş alışverişi, fikir alışverişi kapsamında gerçekleşti. Bakalım 14 Haziran'da herkesin merakla beklediği, özellikle de bildiğiniz gibi son günlerde Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi konusunda sık sık gündeme geliyor ve bu konu bakalım o günde gündeme gelmesi bekleniyor Biden-Erdoğan görüşmesinde. Bu görüşme nasıl gerçekleşecek, nasıl geçecek? Sizlerle onda detaylarını paylaşacağız. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.